Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen Büyük Türk Milletini, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin ikinci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Vefatının yıl dönümünde Doğu Türkistan Türklerinin yolbaşçısı İsa Yusuf Altbekin'i rahmetle, minnetle anıyorum. Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü soydaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Gönlümüzdesiniz, dualarımızdasınız ve hep sizinle beraberiz. Asla yalnız değilsiniz. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. 2019 yılı bütçe rakamları gerçekleşme tahminlerine bakıldığında vergi gelirlerinin hedefinin 88.9 milyar TL altında, vergi dışı gelirlerin 75.9 milyar TL üzerinde, bütçe gelirlerinin ise hedefin 13 milyar TL altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2019 yılında bütçenin 125 milyar lira açık vermesi beklenirken, bunun ana sebebi vergi gelirlerinde 2019 yılı hedefinin çok altında kalmasıdır. İmar affı, bedelli askerlik gelirleri, Merkez Bankası'ndan yapılan transfer gibi kalemler bütçe açığının daha da büyümesine mani olmuştur. 2020 yılında 956.6 milyar TL hedeflenen bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında 784.6 milyar TL'si vergi gelirlerinden oluşmaktadır. 2020 yılında vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıla oranı %16.1 olacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılında vergi dışı gelirlerden ise 172 milyar TL tahsilat yapılması hedeflenmektedir. Vergi gelirlerinin %23'ünü gelir vergisi, %22'sini özel tüketim vergisi, %20'sini ithalde alınan KDV, %11'ini kurumlar vergisi ve %7'sini dahilde alınan KDV oluşturmaktadır. Günümüzde dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki payı 62.3'tür. Vergide adaleti inşa etmek için dolaylı dolaysız vergi oranlarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler getirilmelidir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV'nin tabanı genişletilmelidir. Vergi mevzuatı öngörülebilir olmalı, vergi denetimlerinde etkinlik geliştirilmeli, vergi cezaları ve yaptırımları caydırıcı olmalıdır. Vergi mevzuatındaki indirim, muafiyet ve istisnalar daraltılmalıdır. Mükellefe, idare arasında karşılıklı güvene dayanan bir sistem oluşturulmalıdır. Ülkemizde kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç vardır. Yatırımları, istihdamı, girişimciliği, risk iştahını teşvik eden adil, basit ve şeffaf bir vergi sistemi ve mali ortam hazırlanmalıdır. Diğer taraftan 2020 yılında 138.9 milyar TL bütçe açığı öngörülmektedir. Bunun yanında 195 milyar TL vergi indirim, istisna ve muafiyetlerden oluşan vergi harcamaları gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vergi reformunda etkin olmayan vergi indirim ve istisnaların kaldırılması, bu yöntemlerle vergi tabanının genişletilerek vergi oranlarının düşürülmesi yer almalıdır. Sürekli değiştirilen farklı kanunlarla ve hatta torbalarla düzenlemeler vergi mevzuatının en zayıf yönlerinden birisidir. Vergi mevzuatı bir taraftan tek bir çatı alınmalı, diğer taraftan da mükelleflerin daha iyi anlayabileceği ve uygulayabileceği şekilde hazırlanmalıdır. Vergi reformuyla mükellef haklarının daha etkin bir şekilde korunacağı, beyanname sisteminin yaygınlaştırılacağı, vergi tahsilatının etkinliğinin artırılacağı, vergi gelirlerinin artırılacağı ve vergi adaletinin sağlanacağı hususlar temel hedef olmalıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evlerine helal lokma götürmekten sorumlu oldukları ailelerine bakmaktan başka bir çabaları olmayan, kamuda çalışan tüm sözleşmeli işçi ve memur kardeşlerimize kadro verilmesi gerekmektedir. Yine merkezi Adana'da bulunan Mersin başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yüzlerce işçi çalıştıran TEMSA'nın yarattığı büyük istihdam göz önünde bulundurulduğunda kapanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Mersin, yaş, sebze ve meyve üretimi başta olmak üzere Türkiye'nin tarımda lider illerindedir. Bu potansiyel her yönüyle değerlendirilmelidir. Ancak soğuk hava depoları, işleme merkezleri, paketleme fabrikaları için İç Anadolu bölgesinde bulunan tesisler kullanıldığından ürün maliyetleri artmaktadır. Narenciye ve muzda ihracat teşvik primleri bir an önce açıklanmalıdır. Mersinli çiftçilerimizin ürünlerini kendi bölgelerinde saklayıp işleyebilmeleri adına bölgemizde gerekli sanayi altyapısının kurulması gerekmektedir. Yükselen tohum, gübre, elektrik, su, mazot, işçi maliyeti gibi girdi fiyatlarının altında kalmamaları için çiftçilerimizin borçları yapılandırılmalıdır. 300 kilometrelik sahil hattı bulunan Mersin'in turizmde hak ettiği payı almadığını üzülerek görüyoruz. Mersin'in deniz, doğa, kültür ve inanç turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi hem Mersin'e hem de ülkemize büyük kazanç sağlayacaktır. Mersin'in tanıtıma ve teşvike ihtiyacı vardır. Bölgesel havaalanı bir an önce tamamlanmalıdır. Tarsus Kazanlı Sahil Bandı projesinin hayata geçirilmesi, bölgede turizmin canlandırılması Mersinlerin haklı beklentisidir. Mersin, Antalya, Silifke, Mut, Karaman, Çamlıya ile Tarsus, Çeşmeli, Taşucu otoyollarının tamamlanması gerekmektedir. Tarsus, Mersin otoyolu da tıpkı dört yol İskenderun otoyolu gibi ücretsiz olmalıdır. Mersin şehir içi trafiğinin rahatlatılması için gereken çalışmalar yapılmalıdır. Mersin'de sulama ve enerji üretiminde kullanılacak olan ve henüz tamamlanmamış olan bütün barajlar tamamlanmalıdır. Mersin'in coğrafi konumu, stratejik öneme sahip limanı, tarımda üstlendiği öncü rol, turizm ve sanayideki potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda daha çok yatırıma ihtiyacı vardır. Mersin ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların yatırımlar olarak geri dönmesini istiyor. Niğdelimiz Kapadokya bölgesinde yer almakta, Türkiye'nin önemli dağcılık merkezlerine sahip bulunmaktadır. Niğde'de eski Anadolu uygarlıkları, Roma ve Bizans döneminden kalma eserlerin yanı sıra Selçuklu mimarisinin özgün örnekleri de mevcuttur. Niğde'nin turizmde maalesef gerekli payı alamaması da görülmektedir. Niğde'de turizm gelişmesi için yapılacak tanıtım ve teşvik çalışmalarıyla özellikle Nevşehir'e gelen turistlerin ilimize de uğrayarak şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerinden istifa etmesi sağlanabilir. Niğde'mize bir tıp fakültesi hastanesi kazandırılmalıdır. Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana arasında yapımı devam eden hızlı tren projesine Niğde il merkezine de kapsamalıdır. Çevre kirliliğine neden olan Akkaya Barajı'nın temizlenmesi ve ıslahı sağlanmalıdır. Kırsal alanda sosyal destek projesinden faydalanan dar gelirli insanlarımızın borçları ertelenmelidir. Niğde aynı zamanda patates üretiminde ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Yine tadına doyulmaz elmalarıyla ülkemizdeki elma üretiminin üçte birini karşılamaktadır. Niğde'de tarımın geliştirilmesi için üreticilerimizin mevcut durumları iyileştirilerek verimliliği artıracak bilinçli tarım projeleri hayata geçirilmelidir. Niğde'de işsizlikle mücadele kapsamında istihdam yaratabilecek büyük yatırımlara, fabrikalara, sanayileşmeye acilen ihtiyaç vardır. Bu vesileyle göç engellenecektir. Niğde'de yapılacak sanayi yatırımları çalışkan ve fedakar Niğdeliler tarafından asla boşa çıkartılmayacaktır. Son olarak, başkanım tamamlıyorum, 27. dönem Mersin Milletvekili adayımız
Geçmiş dönem NİDE Ülke Ocakları Başkanlığımızı yapan kardeşimiz Yunus Kızıl'ın kardeşi Mustafa Kızıl Hakk'a yürümüştür. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.